Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tan herkese merhaba. Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'deyiz. Bugün konuğumuz Gökhan Kırdar olacak. Önce haber turu, buyurun efendim. Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere, bayram tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen spor tutkunlarını ağırlayacak. Uçmakdere'ye gelecek yerli ve yabancı ziyaretçiler hem doğal güzelliklerin tadını çıkaracak hem de yamaç paraşütüyle gökyüzüyle buluşmanın keyfini sürecek. Tarihi Ankara Garı'ndan hareket eden turistik Doğu Ekspresi ile 19 saatlik yolculuğun ardından Erzincan'a ulaşan yolcuları Mehteran takımı karşıladı. Çoğunluğu belediye personeli olan ve 35 kişinin yer aldığı Mehteran takımı yolculara seslendirdikleri marşlarla doyumsuz anlar yaşattı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Tiflis Belediyesi'nin desteklediği 21. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın resmi açılışı yapıldı. Çeşitli ülkelerden yaklaşık 70 yayın evi ve kurumun katıldığı fuarın gelecek yıl onur konuğu Türkiye olacak. Bu yıl onur konuğu Finlandiya olan Kitap Fuarı 2 Haziran'a kadar gezilebilecek. Senegal'in köle adası olarak bilinen Gore Adası'nda başta elektronik olmak üzere çeşitli atıklar baharetli ellerde yeniden hayat bularak sanata dönüşüyor. Adada resim, müzik, heykel gibi birçok alanda sanatlarını icra eden sanatçılardan bazıları da başta elektronik olmak üzere farklı atıklardan renkli sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Üsküdar'da bir inşaatta temel atma kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Durum yetkililere bildirildi. Tarihi kalıntılar nedeniyle inşaattaki çalışmalar durduruldu. İnşaattaki kalıntıların tarihi hamama ait olduğu belirtildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Sakalı Şerif ziyareti açıldı. Hürriyet Caddesi'ndeki Ulu Camii'de sahur vaktinde sandukasından çıkarılan 63 parça beze sarılı Sakalı Şerif, bir havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi. Cam fanusta bulunan Sakalı Şerif'i ziyaret etmek için gelenler kuyrukta sıra bekledi. Van'ın Özalp ilçesinde bir ortaokulun öğrencileri çevrelerinden topladıkları atık malzemelerle ve öğretmenlerinin yardımıyla geri dönüşüm kütüphanesi oluşturdu. Şehit Aydın Muşlu Ortaokulu öğrencileri geçen Kasım ayında çevrelerinden lastik, sebze kasası, pet şişe, evlerinin yakınlarındaki marangozlardansa tahta ve kutu gibi geri dönüşüm malzemeleri topladı. Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle okulun bir sınıfında bu malzemelerle oluşturdukları kütüphaneyle hem doğayı temiz tutmayı hem de atık malzemelerin geri dönüşümle kullanılabileceği mesajını verdiler. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Eyyubiler dönemine ait 800 yıllık Hanel Barur Kervansarayı
yürütülen restorasyon çalışmasıyla tarihteki misyonu gibi yerli ve yabancı turistlerin konaklayıp ihtiyaçlarını karşılayacağı bir mekana dönüştürülüyor. Kervansaray, restorasyonun ardından hizmet verecek. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Lorena McKennitt, dünya turnesi kapsamında Türkiye'de 3 konser verecek. Buyurun efendim, izliyoruz. Eklektik Kelt müziğiyle dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Lorena McKennitt, Türkiye'de 3 konser verecek. Dört kıtada altın, platin ve multiplatin satış rakamlarına ulaşan Lorena McKennitt birçok ödüle layık görüldü. Grammy ödüllerine ise 2 kez aday gösterildi. Müzikli seyahat yazarı olarak anılan Kanadalı şarkıcı ve besteci Lorena McKennitt, son albümü Lost Souls ve kariyerinin en özel şarkılarıyla hayranlarına müzikal bir ziyafet yaşatacak. Farklı kıtalarda en çok satanlar arasına girmeyi başaran sanatçı, İlk konserini 29 Haziran'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda verecek. McKennitt sonraki gün Kongrezyum Ankara'da, 1 Temmuz'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak. Etiyopya Tika tarafından restorasyonu yapılan Osmanlı'nın asırlık konsolosluk binası, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra Türkçe dil eğitimlerinin yapılacağı merkez olarak hizmet verecek. Detaylar haberimizde, buyurun. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu yapılan Etiyopya'nın Harar kentindeki Osmanlı'nın asırlık konsolosluk binası, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra Türkçe dil eğitimlerinin yapılacağı merkez olarak hizmet verecek. TİKA tarafından metruk halde teslim alınan ve yapılan çalışmalarla tarihi dokusu korunarak yeni görünüme kavuşan binanın açılışının yıl sonuna doğru yapılması bekleniyor. Proje kapsamında Kültür ve Dil Merkezi, Yönetim Birimi, Misafirhane, Tarihi Eserlerin Sergileneceği Bölüm, Kafeterya ve Dinlenme Alanlarının Yer Alacağı Şekilde Düzenlenen Yapı, Kentin Kültürel Yaşantısına Renk Katacak. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Sırada şehir takvimi var. Buyurun efendim. Çok sayıda ödül alan Bir Baba Hamlet, Baba sahnede izlenebilir. Kendime bakmasını da bilmiyorum. Oğuz Atay'ın eserinden uyarlanan Korkuyu Beklerken oyununu Entropi sahne seyirciyle buluşturuyor. Bu karara bütün gücümle muhalefet ediyorum. Ben yalnızlığa dayanamıyorum. Ben insanların arasında olmak istiyorum. İşte ne mal olduğum ortaya çıkmıştı. İşte savaşmadan yenilmiştim. Artık yalnız kalacağıma göre kimse artık benim yüksek sesle ya da içimden düşündüğümü bilemez. Yüreğim eriyip bir çiğ tanesine dönüşse keşke.
Ya da Tanrı insanoğluna intiharı yasaklamamış olsa. Hamlet'i bu kez moda sahnesi yorumluyor. Efendim, Onur Ünsal'ın Hamlet karakterine hayat verdiği oyunun yönetmenliğini Kemal Aydoğan gerçekleştiriyor. Mevzuyu çarpıtıp beni kandıramazsanız başlarım sadakatine de, aklına da, vicdanına da. Ne olacaksa olsun, babamın intikamını almak bana ait. Yeter, yeter canım Hamlet, yeter. Kendi gözlerim kendime bakıyor. Şimdi kapkara lekeler görüyorum ruhumda. İzleri asla çıkmayacak. Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını özel bir proje olan Yeniden Doğuş Operası ile kutlamaya devam ediyor. Eski usul swing ve caz geleneklerini rock ve heavy metalin enerjisiyle sahneye taşıyan grup, zamanın ötesinde epik düzenlemeleriyle benzersiz bir müzik icra ediyor. Küçük yaşta başladığı piyano, keman ve bas gitar eğitimleriyle müziğe adım atan Nil İpek, If Performans Ol Ankara sahnesinde. Türkiye'de daha önce görülmemiş sahne performansları ve her projesi farklı bir konsept barındıran Hayko Cepkin, İstanbul'da konser veriyor. Türkiye'nin ilk doğaçlama caz performansı Cazlı Sözlü Muhabbetler izleyicilerini bekliyor. Gazeteci yazar Hıfzı Topuz'un Kara Afrika'sında kullanılan maske ve heykellerden oluşan İnancın Temelindeki Sanat Büyülü Afrika sergisi görülebilir. Galeri Soyut, Rıfat Koçak'ın Pas ismini verdiği kişisel resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. Çökmüş yüreğine nefret
değil mi bu? Yalan sevişmeler, sen değilsin sanki yarısı yatağımın. Üşürüm sarılsam bile. İsyanım yanaşıma, ölüm bile susuyor. Ardına dönüp giden sen misin o kadın? Gururum yere düşer, yeter ki bak yüzüme, üstüme basıp geçme yar. İsyanım yanaşıma, ölüm bile susuyor. Ardına dönüp giden sen misin o kadın? Gururum yere düşer, yeter ki bak yüzüme, üstüme basıp geçme yar. Avunur da söylemem, belki yalandır, oyundur derim ya, yine de korku basar. Yazık ki ağır çökmüş yüreğine, nefret değil mi bu? Yalan sevişmeler, sen değilsin sanki yarısı yatağımın. Üşürüm sarılsam bile. İsyanım yanaşıma, ölüm bile susuyor. Ardına dönüp giden sen misin o kadın? Gururum yere düşer, yeter ki bak yüzüme, üstüme basıp geçme yar. İsyanım yanaşıma, ölüm bile susuyor. Ardına dönüp giden sen misin o kadın? Gururum yere düşer, yeter ki bak yüzüme, üstüme basıp geçme yar. Göz bebeğim. Hani gülüşüm, hani nerede, neredesin göz bebeğim? Üstüme basıp geçme. Bile susuyor, ardına dönüp giden sen misin o kadın? Üstüme basıp geçme yar. Fayton, yer gibi hareketli parçalara da imza atmasına rağmen Türk popüler müziğinin romantik prensi olarak anıldı. Müziğe başladığı ilk günden itibaren yenilikçi bir anlayışla üretim yapmak isteyen Kırdar, 1995'te Türkiye'nin ilk elektronik albümü olan Trip'i yayımladı. Sanatçı eserlerinde etnik, rock, trip-hop elektronikayı sentezledi. Albümlerinin yanında film ve dizi müziği çalışmalarını da sürdüren Kırdar, 2002 Los Angeles Film Festivali'nin en iyi filmi seçilen Creed'in... Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Gökhan Bey, hoş geldiniz programımıza. Benim de son programımda Hayat Sanat'ta sizinle birlikte olmak gerçekten çok büyük bir şans ve güzellik oldu. Hem yaşıt olarak birbirimize yakın yaşlardayız, hem
çok aynı yerlerden geçtik ama hiç birbirimize tanışma fırsatı bulamamıştık. Aynı yerlerin başına da Aydın'ı eklemek isterim. Ben de Nazilli'yim, siz de Aydınlısınız. Ve aynı topraklardan da İstanbul'a gelip müzikle, sanatla, sanatın dallarıyla uğraşmaya başladık. O yüzden Aydın'la başlamak isterim ben, sizin için de uygunsa. Çünkü bir röportajınızda Aydın'ın sizde çok önemli bir yeri olduğunu söylüyorsunuz. Oradan girmek isterim. Öğreniminizi Aydın'da tamamlarken babanız size müzikle ilgili bir yolculuk vaat ediyor. Bu yolculuk sizin kaydınızı yapmak. Dilerseniz ilk oradan başlayarak alalım ve sonra İstanbul'a doğru sizi getirelim. Buyurun efendim. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Hem size hem TRT 2 kanalına. Evet. TRT olmak üzere. Biz teşekkür ederiz. Ve buradan da öncelikle bayramlarını şimdiden kutlamak istiyorum. Bütün izleyenlerin, bütün dünya üzerindeki bütün güzel ruhların ve tabii benim için de sizin de uzun zaman, yıllar geçiyor, sanatınızı takip ediyorum ama çok teşekkürler. Bu program sayesinde birbirimizi daha tamamen yakından böyle tanışma ve program yapma şansımız oldu. Evet. Ve Nazilli'de yaşamış, doğmuş olmanız benimdeki Aydın aynı çocukluk, aynı su, toprak, aynı evet. Su, bütün aynı enerjiyle büyümüş olmak da, öğrenmiş olmak da büyük mutluluk verdi benim için. Aynı incir, aynı zeytin, aynı kokular, evet, evet. Aynı tarihi, arkeolojik ve aynı sanat aşkı. Evet. Tabii bizim doğduğumuz şehir, ortam, İzmir bile yeterli olmuyordu. İstanbul'a gelmemiz şarttı. Çünkü sanat dünyası burada oluşum içindeydi. Babamın 5 yaşındayken ses kayıtlarımı yapması benim için büyük bir avantaj. Evet. Büyük bir şans. Allah rahmet eylesin babam. 4 yıl önce kaybettim. Allah rahmet. Annemle aynı yıl bile kaybettim ben onları. 7 ay evet. Farklı. Hem annem hem babamı da anmış olalım. Öncelikle onları hatırlattınız bana. O kayıtlar, evet benim 5 yaşında bir bilincim yok. Hatta o kayıtların yapıldığı zamanları bile hayal meyal hatırlıyorum. Ama babam sağ olsun, onun da Mimar Sinan Akademi'den mezun babam. Evet. Resim sanatçısı. Ama bizleri büyütebilmek için resim öğretmenliği yapma zorunda kalıyor. Ve onun sanatla bu kadar iç içe büyümek, daha 5 yaşındayken ben oğlumun kayıtlarını yapayım ve ona bir yol çizeyim, kader çizeyim düşüncesiyle sanırım. Öyle başlayan bir yolculuk benim için ve çok da güzel bir başlangıçtı. İlk kayıtlarımı yapan babamdı. Bunu da biyografimde evet, gururla ne kadar güzel. Geçirmek istedim ben. Ne kadar büyük bir şans. Böyle bir ailenin içinde de büyümek tabii büyük bir şans. Anneniz de sanatla haşır neşir. Aynı zamanda ailenizde ben bir kısmını seyircilerimize bırakıyorum ama Lütfü Kırdar'dan tutun da Rauf Denktaş'lara kadar çok fazla önemli şahsiyet. Aynı zamanda hem Türkiye'ye yön veren hem de sanatı bu kadar, örneğin Lütfü Kırdar'daki gibi, ülkenin içine, nefesine sokabilen karakterler var ailenizde. Babanız da bunlardan biri. Çünkü o yıllarda, bizim yıllarımızda belki daha normal ama, o yıllarda akademiye gitmek, güzel sanatları bitirmek, bunu seçmek, bundan sonra Aydın'a gitmek, 5 yaşındaki çocuğun kaydını yapmayı öngören bir karakterle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor zaten bence. Sonrasında siz konservatuara gidemiyorsunuz. Daha doğrusu gitmiyorsunuz. Ablanız sanıyorum üniversiteye gidiyor. Tıp okumuştu ablanız tamam. Bildiğim kadarıyla. Ve siz konservatuara gitmiyorsunuz ama kendinize başka bir yol seçiyorsunuz. Mimari. Ve mimarlık fakültesinde okuyorsunuz. Okurken aynı zamanda İstanbul'da farklı mekanlarda çalışıyorsunuz. Çalışmadan önce de tiyatro grubunun, çünkü ev arkadaşınız tiyatronun yönetmeni, müziklerini yaparak müziğe profesyonel anlamda, herkes amatör diyebilir bunu ama ben profesyonel olduğunu düşünüyorum tiyatro olduğu için ve okulun tiyatrosu olduğu için. Böyle başlıyorsunuz. Sonrasında çalışmalar birbirini takip ediyor ve sizi bir filmle buluşturuyor. Bu hikayenin devamını sizden dinlemek isterim. Şimdi tabii ailemde çok özel büyükler var, evet. Amcalar var. Ayhan Kırdar da mesela önemli bir şairdir. Evet. O da evet. Bilinen bir şairdir. Tabii bir genetik bir şey var ailede. Ben de ve babaannem de ut çaldığını biliyorum, anlatıyorlardı.
Hacı Arif Bey'den ders alıyormuş hatta babaannem. Evet. Öyle bir şey var ama hani sonuçta ben memur çocuğuyum, yani bir öğretmenin çocuğu olarak, evet, büyüdüm. Ve konservatuar şansım olmadı tabii doğal olarak. Yani İstanbul'a gelmem lazım, okutulmam lazım falan. Yani bu masraflar tabii bir, evet, öğretmenin karşılayabileceği şeyler değil. Ama benim için de tabii bir daha çocuk yaştayken akademik bir müzik eğitimi almak isterdim tabii ben de. Ama sonrasında onu tam anladınız. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi'nde, evet, müzikoloji okudunuz. Tabii tamamladık onu ve benim için tabii bu tiyatro müziği yaparak bir tür sanatçı. Ama herkes aynı şeyi yapmamalıydı. Ben müziklerini yapayım, evet, olduk ve organize olduk kendi aramızda. O zaman tabii o ev arkadaşım Hüsnü Karşın, Gece Melek ve Bizim Çocuklar da başrol oynayacaktı. O zaman çok iyi hatırlıyorum. Tüberküloz oldu arkadaşım ve Uzay Hepörü. Evet, ve oynadı. Atıf Yılmaz'ın bilinen filmi, en son filmlerinden birisi o da. Gece Melek ve Bizim Çocuklar. Evet. O dönem filmler, müzikler de yapılsın. Çünkü Atıf Yılmaz, rahmetli sevgili Atıf Yılmaz, filmde çok müzik kullanmayı seven bir yönetmen değildi ama filmin, evet, duyurulması için, tanınması için, evet, adına özel bir müzik yapalım oldu. Yıldırım Türker çok değerli senaryo yazarıydı, evet, filmin. Onun sözlerini ben besledim ve Gece Melek ve Bizim Çocuklar adlı, evet, eser çıkmış oldu. Çok da güzel oldu. Sonrasında diziler oldu çokça Gökhan Bey. Benim bildiklerim Kurtlar Vadisi gibi diziler, özellikle o dönemde sanıyorum çok meşhur bir diziydi. Pek çok dizi müziği yaptınız ama aynı zamanda albümleriniz oldu. Şimdi albümlere döneceğiz ama dizi parantezine girmişken ben yine röportajlarınızdan bu hızlı yetişme temposunun aslında çok zorlayıcı olduğunu çıkartabildim ben müzik anlamında da. Çünkü birinde diyorsunuz ki bize işte 8-10 saat önce geliyor. Çünkü dizi zaten süresi çok uzun bir şey. Ülkemizde özellikle. Biz başladığımızda benim çocukluğumda 45-50 dakikalardan 60 dakikalardan 90 dakikaya yükseliş sürecini ben deneyimledim ve yaşadım. Ve bunun çekilmesi çok zorken bir anda sizin önünüze müziği geliyor ve siz aynı anda birkaç diziyi de yapabildiniz o dönemde. Bu çok ciddi bir çalışma ve insanın sanıyorum birikiminden çok yiyen bir şey, değil mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü bir anda siz de çok sanatçıları anlayan ve dinleyen biri olduğunuz için o yönetmenin, o senaristin duygularına tabii ki hakkını vermek istiyorsunuz ve öyle çalışıyorsunuz ama süreniz çok kısa. Bunu biraz paylaşabilir misiniz seyircilerimizle? Zor tabii. Türkiye sanat anlamında da, yayıncılık anlamında da çok, evet, kısıtlı imkanlarla harikalar yaratılan bir ülke aslında. Evet. Şimdi ben mimarlık eğitimi aldıktan sonra Yazı Üniversitesi'nde bir koordinatlar sistemi var. Bir uzay var, üç boyutlar falan filan. Yani bir şey var bende, analitik olarak düşünebiliyorum aslında. Zamanımı da böyle yaşıyorum aslında. Evet. Aranje yapmak da bundan farklı değil. Bir matematik var, bir düzlem var. Ve o düzlemi siz hakimseniz, onun bilgisine sahipseniz zaten sizin için çok imkansız sürelerde yapılabilecek şeyleri yapmanız mümkün oluyor. Daha analitik düşündüğünüz için. Tabii 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar'da da müzik okuduktan sonra, evet, artık mimarlıktaki o bilgiyle müzik bilgisi birleşti ve ben çok daha film müzik yapmanın verdiği sonsuz imkanla da çok deneysel çalışmalara bile adım atabildim. Çünkü neticede nasıl soundtrack, değil mi? Evet. Ses trackleri yani. Önemli olan orada şarkılar, türküler değil aslında. Sahne sırasındaki oyuncunun iç sesini ya da tam tersini. Mesela bir dram var ama onun tam tersi duyguyu, evet, da siz müzikle. Yani sonuçta orada yönetmenin oyuncu vermek, oyuncu farklı oynasa bile yönetmenin ya da senaryoda yazan duygunun duygusunu net bir şekilde verebilmesi gerekir. Bunu da müzikle sağlıyorsunuz. Müzik dediğimiz şey de benim için bir soundtrack, yani ses trackleri, atmosfer dediğimiz şeyler. Onun bir elementi bana göre diğer bütün müzikle ilgili faktörler. Sonuçta bir orada soyut ve gözle görülmeyen bir iç dünya, bir ruh dünyası ve onu yansıtabilecek sesleri, soundları, atmosferleri orada
o sahneye uygun şekilde. Bir de ben senkronizasyon ilk yapan müzisyenlerdim. Evet. Yani kare kare yerleştiriyorum. Evet. Yani bizim müzik de şu an az önce dinlediğimiz Üstüme Basıp Geçme'nin altyapısında aslında 35 tane ses kanalı var. Her biri tek tek kanal şeyler. Evet. Ama onlar indirgendiği zaman böyle bir şey çıkıyor. Filmde de nasıl oyuncular, karakterler, işte eşyalar hepsi tek bir faktör. Müzikte onlar kanal kanal oluyor. Ve ben sahne üzerine çalışırken sahne üzerinde olup biten her şeye uygun şekilde o kanalları açıp kapatarak bir synchronizing. Yani o sahneye uygun, milimetrik olarak o sahneye o anda gereken senkronizasyonu yaparak yetiştiriyorum. Yani blok olarak müziği yerleştirip hadi yayına göndereyim durum olmadığı için 8 saat önce geldiği olabiliyor. Evet. Çünkü o yayına yetişmek zorunda. Evet. Ben yetiştiremiyorum da diyemiyorsunuz. Çünkü 150 kişi çalışmış. Evet. Ve herkes onu bekliyor. Evet. Bunu ya başaracaksınız ya da başaramayacaksınız. Başka bir şansınız yok. Peki bu dizi senaryosu geldiği zaman size, aslında belgesel ve film üzerinden de konuşabiliriz ama dizinin temposu yüzünden oraya biraz... Yayına yetişme durumu var. Evet. Orada ilginç bir durum var. Bu dizi geldiği zaman önce bir ana temaları alır mısınız? Yani önden bir şeyler belirler misiniz dizinin genelinde kullanılacak? Çünkü eminim ilk başta bir senaristle görüşüyorsunuzdur, yönetmenle görüşüyorsunuzdur. Ki Türkiye'de yönetmenler çok sık değişirler dizilerde. Böyle örnekler de çok yaşanır ama en azından ruhuna ilişkin ben bu işte bunu yapmak istiyorum deyip kenara attığınız büyük parçalar oluyor mu? Çünkü diyorsunuz ki bir yerde evet yönetmenin evet senaryonun söyledikleri önemli ve ben onlara hizmet ederim. Ama benim yapmak istediklerim de önemli. Çünkü siz tarzları çok özgürce kullandınız dizilerde diğer dizi müziklerinin dışında. O yüzden böyle bir girişle size bunu sormuş olayım. Özgür bırakılıyorsanız zaten yapabileceğinizi sonuna kadar yaparsınız. Yoksa sadece şunu yapmayı istiyorum dediği zaman... Sadece onu yapmanın bir yaratıcılığı yok zaten. Ve yapmak istemezsiniz zaten. Yapmak istemezsiniz. Yapmak istemediğim öyle çok çalışmada oldu. Evet. Ama çalıştığım projeler gerek yönetmenler olsun, yapımcılar olsun hep beni özgür bıraktılar. Özgürlüğümü kısıtladıkları anda zaten ben uzaklaşmaya başlıyorum. Çünkü evet. Sonsuzluğu kaybediyorsunuz. Sadece isteneni, gerekeni yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani ama bu bir şey olmuyorsunuz. İşte bir sanata dair bir şey yapmış olmuyorsunuz. Ve ben potansiyelimin tamamını aslında... çalışma için kullanmamış oluyorum ve tam pişmemiş bir şeyi insanlara sunmuş oluyorsunuz o zaman. Bence birçok onu hissediyorsunuz, birçok istediğiniz evet. İşte de. Aslında benim amacım film müziği yapmak değil ya da ben film müziği eğitimi alarak aslında başlamadım. Ben bir müzik yıldızı olmak istedim. Yerine Sevmem gibi, Fayton gibi, Üstüme Basıp Geçme gibi. Evet. 90'lı yıllarda zaten film çekilmiyordu, sadece albümler yapılıyordu, evet. Herkes hatırlıyor. Benim amacım zaten buydu ama 2000 yılının başında... İnternet çıkmaya başladıktan sonra müzik endüstrisi hiç kimse bunun için çalışma yapmak istemez duruma geldi. Çünkü kimse faturalarını ödeyemez hale geliyor. Evet. Ve siz de doğal olarak... Bunun da biraz olarak... etkilerini konuşalım isterseniz. Korsanın çok yükseldiği bir dönemdi değil mi? Çalışan kimsenin hak yemenin hakkı... diyelim. Korsan da değil. Artık hak yemenin diyelim. Korsan evet. Nedir? Beşiktaş'ta orada değil mi? CD'ler. Onlara evet. Korsan diyoruz. Ama şimdi evet. İnsanlar internete girip... hiçbir emek, hiçbir karşılık alma verme dengesi kurmadan bir eseri dinliyorlarsa evet. O zaman onu indiriyorlarsa değil mi internete çıktığı zamanlar evet. Yüzlerce milyonlarca belki eser download edildi. Evet. Ama ne olacak o zaman yani bu üretim devam edemez. Yani besteci, müzisyen, düzenlemeyi yapan, orada çalan enstrümanistler hiçbir şey kazanmadılar ve bu bir çökmeye neden oldu. Bir sektör tabii yok oldu aslında. Şimdi ben hadi tamam kaydedeyim sesimi sadece çıplak sesle, akapella yayınlayayım. Kimseyi tatmin etmiyor. Gitar çalınması lazım, davul çalınması. Tabii ki. Bunu çalanlar hep insan müzisyenler var yıllarca. Bunun için stüdyo müzisyenliği yaptılar. Aranjörler, stüdyo ekipi, her şey. Yani bu evet. Bir sektördü. Ama insanlar bunu karşılık alma verme dengesi olmadan sahip olunca bir sektör bitti. Evet. Ben de onu hissettiğim için hemen en azından dizilerle filmler ilgili, ve diziler için çalışma yapmaya ve hayatımı devam ettirip çocuklarımın geleceklerini kazanmak zorundaydım. Çünkü. Peki örneğin bir belgesel size geldiğinde, belgesel metnine önceden mi bakarsınız müziğini yapacağınız zaman? Yoksa bitmiş bir şeyi mi izlemeyi tercih edersiniz? Çünkü senaryoda evet bir duygu, yönetmene bir krediniz, bu yönetmen bunu iyi çeker dediğiniz bazı görüşleriniz olabilir ama belgeselde nasıl bir seçim yapar müzisyenler ya da müziği yapanlar?
Belgesel konusu biraz daha alışık olduğumuz popüler sinema, film gibi daha popüler amaçla yapılmış heroik kahraman filmlerinden farklı. Orada bilgi vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Ve o bilgiyi verirken en kaliteli şekilde, en sanat kokan şekilde veriyorsunuz. Ve belgeseller o yüzden daha nitelikli sanat eserleri film için bakacak olursa. Evet. Çünkü orada siz popülist bir şey yapamazsınız. Çünkü siz orada bir bilgiyi insanlara sunuyorsunuz ve bunu olabilecek en estetik şekilde ve en sıkmayacak şekilde sunmak zorundasınız. İçine tabii bir de müziğin de yapılacak, çalışılacak olan müziğin de asansör müziği gibi olmaması gerekiyor. Tam tersine film müziklerinin bile üstünde çok daha deneysel, çok daha sanatsal eserler üretilmesi gerekiyor. Ve ben özellikle zaten senaryo değil, senaryo benim için bir başlangıç olabilir, karakter analizi olabilir. Benim için önemli olan en bitmiş, hatta color bitmiş halde. Yani çünkü oradaki yeşile mi kaymış, mavi, gece mavisine mi kaymış, soğuk mu, sıcak mı? Bunların hepsinin seste ve müzikte bir karşılığı var. En bitmiş haliyle ben onu izleyip hemen o zaman başlamalıyım ki en doğru ses ve müzik karşılıklarını bulabileyim. Sonuçta gözümüz var, burnumuz var, kulaklarımız var ve ağzımız var. Hepsinin de duyu faktörleri farklı. Ses ve nasıl her görüntünün bir ses frekans karşılığı var. Her tadın bir frekansı var gibi her kokunun da. O yüzden benim en bitmiş haliyle çalışmam en doğru sonuca ulaşmamı sağlıyor. Gökhan Bey, ben sizin ileriye koklama ve hissetme yeteneğinizi biliyorum aslında. Bu yüzden bu konuyu geçmeden önce şunu sormak isterim. Diyelim ki İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da herhangi bir üniversitede okuyan şu anda bir arkadaşımız. Müzik bölümünde olabilir, sizin gibi mimari ya da herhangi bir fakültede eğitim alıyor olabilir. Nasıl olur da dizi, film ya da belgesel müziği yapabilir? Nasıl bir yoldan geçmelidir? Çünkü sizin için o dönemde evet pop müziğin olduğu bir dönemdi, bir albüm ya da belki tiyatroyla harmanlanan bir şey çok işe yaradı. Siz böyle bir yol seçtiğiniz için ve sizin şahane yolunuz olduğu için. Ama şimdi bir genç ne yoldan giderse bugün bu sektörün içine girebilir ya da adım atabilir? İyi bir müzisyen olmanın bir kuralı yok. Bu yaratıcılıktan verilir. Siz sonuçta nota da bilmeseniz belki şarkı söyleyebilirsiniz ama tekniğiniz olmaz. Evet. Çok iyi enstrüman çalamazsınız çünkü tekniğini bilmiyorsunuzdur. Yani bir şeyi yarım yamalak öğrenmek olur bu. Yani doğru bir tabir sanıyorum, yarım yamalak. Evet. Tam olarak en mükemmel haliyle bir hedefiniz, idealist bir sanatçıysanız, yoksa ben hani faturalarımı ödeyecek kadar para kazanayım diyorsanız olmaz. Yani sonuçta siz zaten çok başarılı bir sanatçı olmazsanız para da kazanamazsınız. Hayatınızı da kazanamazsınız. Sıyrılmanız gerekiyor. Yani o yüzden çok önemli bu konular ve ben film müziği yapayım diye başlamak zaten yanlış. Evet. O bir sonuç aslında. Ben nasıl sanat yapabilirim? Çünkü sanat, hedefiniz sanatsa zaten olabilecek en iyi şeye ulaşma hedefini belirlemiş olursunuz ve bunun eğitimini, akademik çalışmasını, akademik ortamın havasını bile koklamak aslında insan bedeninde ve ruhunda önemli şeyler sağlayacak. Bir analitik düşünceyi, bir matematik düşünceyi bilmeden zaten müzik yapamazsınız. Muhakkak. Çünkü her porte bir portenin üzerinde ses aralıkları, ölçülendirme, 3-4'lük, 4-4'lük, o matematiği bilmeden zaten sizin nota okumanız da çok mümkün değil. Bir eğitim olmadan o yüzden mükemmel sanatın çok oluşabileceğini zannetmiyorum. Halk sanatçısı olursunuz ama yapacağınız sanatın, özellikle film müziği için konuşuyorsak, önce zaten iyi bir müzik sanatçısı olmanız lazım. Evet. Bunun için akademik bir matematiksel bir zemin kazanmanız lazım, bilimsel yaklaşmanız lazım konuya. Film müziği konusuysa filme dair bir yönetmenin, bir kameranın hareket gözüyle, yani bir filmi izlerken izleyici olarak değil, bir yönetmen gözüyle izlemeniz lazım. Kamera açıları ve kamera, yani o sırada sizin setteki insanları görerek o çalışmayı yapabilecek kadar da bir sinematografik bilince de sahip olmanız gerekiyor ki
hem iyi bir müzisyen hem iyi bir film müziği çalışması yapabilir. Film müziği dışında Gökhan Bey, bir müzisyen dünyadaki diğer sanatsal olaylara, disiplinler arası yolculuğa bakmadan üretim yapabilir mi? Ya da nasıl bir üretim olur bu? Sinemadan yararlanmazsa, tiyatrodan yararlanmazsa, bunlar konusunda çalışmazsa, okumazsa, edebiyatla hiç ilgisi yoksa örneğin bir şarkı sözü yazabilir mi? Ya da beste yapabilir mi? Ya da geçişleri hissedebilir mi, düşünebilir mi sizce? Benim tabii yani kişisel olarak verdiğim sonuç şu. Eğer pop yapıyorsanız zaten sorun yok. Evet. İşte bir şarkı çıkar, bir film çıkar, bir şey popüler olur ve herkes onun aynısını ve benzerlerini yapmaya çalışır. Buradaki evet. amaç nedir? Onun yaratmış olduğu fırtınadan faydalanıp benzerlerini yaparak para kazanmaya çalışmak. Bu bir üretim ticari bir adım gibi geliyor. Evet. Evet. Yani bundan faydalanmak. Evet. Bir şey popüler oldu, hadi ondan biz de şey yapalım, faydalanalım. Ötekisi ise olmayanın peşinde olmanızı sağlar. Yani ben nasıl diyeyim, 97 yılında Trip adında bir albüm hazırladım ve Türkiye'deki ilk elektronik trip hop ve ambient, Türkçe sözlü elektronik müzik diye, nasıl diyeyim, trip hop yani endüstriyel soundları içeren ilk albüm çalışması. Ve o zaman çok yadırganan bir albüm bu, değil mi? Yadırgamak da, sonrasında ilk yapılan şeyler hep yadırganıyor. Evet, ilk yapıldığı için Türkiye'de. Ama ilk olanı yapmazsanız da müzik tarihine geçemiyorsunuz. Evet. Önemli olan birisinin o bayrağı alıp yapılmayan, yani sanat genişlemek zorunda. Aynı şeyi yaparak hiç üretemezsiniz. Yeni ne söyleyeceksiniz o zaman insanlara? Evren genişlemeye devam ediyor. Gezegenimiz dönmeye devam ediyor. Zaman akmaya devam ediyor. Ve siz olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Şimdi burada yaratıcımız yaratmaya devam ederken evreni siz oturup bekliyorsunuz. Hiçbir şey yaratmadan. O zaman hayatınız zorlaşır. Ve siz o yaratıcının enerjisinden faydalanamaz şekilde hayatınızı sürdürürsünüz. Bir sanatçı için hedef genişleyen ve yaratıma devam eden yaratıcının mesajlarını görüp yeni ne söyleniyor ve ben onun değil, aynısını değil, ondan sonra ne söylenebilir görmeliyim ki yeni söylenen, yeni yaratılan ve yeni kılavuzlanan yolun sözcüsü olabilir. Gökhan Bey, sizinle açık mıydı? Ilgili... Yani yeterince açık. Yeterince açıktı. Ben biraz daha oraya girmeye çalışacağım şimdi izninizle. Sizinle ilgili röportajları da okuduğum için, konuğumuz olacağınız için çok araştırma yaptığımdan kaynaklı. Şöyle bir şey fark ettim. Ezoterizm, şaman, kam, Anadolu, bugünün havası, ritmi, geleceğe gidecek olan bir yolculuk, müzikteki yolculuk, hepsini sanki siz bir sentezle kendi içinize almışsınız gibi hissettim okuduğum röportajlardan. Bunun ne kadar doğru olduğunu sizinle konuşarak biraz önceki konudan da ilerleyebiliriz diye düşündüm. Ve bir örnek geldi aklıma. Sizi orada hayal ettim kendimce. Bosna'da bir piramit vardır. O piramite girme şansını bulmuştum ben. TRT'nin yine Aliya diye bir projesi vardı. Orada Halida karakterini oynarken yeraltı sularının frekansı bir seremiye çarpıyordu ve seremin içinden geçerken bize bir ritim ve rezonans oluşturuyordu. Bu çok büyük ölçekte olduğu için tabii ki çok etkileyici bir şeydi. Ve sizin röportajlarınızda genellikle müzikte geçmişten gelen ileriye gidecek böyle bir arayış ve bunu hissetme, karşınızdakine de hissettirmeyi sezdim. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim ki siz onunla bağlarsınız diye ümit ediyorum. Bir sağlık nesnesi olarak, sağlık varlığı olarak daha doğrusu müzik var bu işin içinde. Sizin çalışmalarınız da buralara kapı açıyor diye düşündüm. Doğru mu düşünüyorum? Siz isterseniz sözü alarak bunu bize, seyircilerimize anlatın ve paylaşın. Ben öncelikle teşekkür ederim. Davet ettiğiniz konuğun bütün bilgilerini önce araştırıp sonra onunla program gerçekleştiriyor olmanız da size özel bir durum bence. Şimdi hayat nasıl her şey dönüyor şimdi Hubble teleskobundan sonra. Evet. O da 1970'lere denk geliyor bu arada. Yani 2000 yıl, 10 bin yıl öncesinde kimse bunu bilmiyor. Emin değil yani. Herkes tahminde bulunuyor. Hubble teleskobuna kadar kimse
daha bir gezegenin üzerinde olduğumuzu, o gezegenin bir güneş sistemi, dönen bir sistem içerisinde olduğunu, o gezegenlerin bir güneşin etrafında döndüğünü ve bu güneşten milyarlarca olduğunu ve onların milyarlarca güneşin aslında bir Samanyolu adı verilen bir galaksi oluşturdu. Ve sonra o galaksilerden milyarlarca daha olduğunu kimse bilmiyordu. Bu tahmin edilebiliyordu. Evet. Ya da bir takım artık doğaüstü dönemler, tabii peygamberlerin değil mi olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Yani bilim yok çünkü o zaman. Çok fazla bir bilgi verilmiyor ve edinebilecek araçlar, düşünce ve bilince ulaşılamamış. Peygamberler dönemi yaşanıyor. Çünkü şey yok, endüstri yok, teknoloji yok, hiçbir şey yok. Hubble teleskobu bile 1970'te artık yani insanlığa ulaştırılmış bir şey olduğuna göre evren bilinci olmadan düz tepsinin üzerinde gördüğü kadarıyla bir ev boyutta yaşıyordu insanlar. Şimdi siz dönen bir her şeyin kendi etrafında döndüğü bir evrende yaşadığınızı algıladıktan sonra siz de dönmeye başlıyorsunuz işte. Çünkü siz zaten dönüyorsunuz ama duruyormuş gibi davrandığınızda hayat sizin için akmaz. Siz olduğunuz yerde fiziksel olarak o fizik kuralına, kanununa karşı geliyor olursunuz. Dünya dönüyor ki siz de üzerinde dönüyorsunuz. Yani siz de doğal olarak o mutlak galaksinin merkezindeki o enerjinin etrafında dönüyoruz. Kabe'nin etrafında dönme de bundan kaynaklanıyor. Biz hepimiz dönen canlılarız. Yani dünya çok büyük olduğu için her şey duruyormuş gibi görüyor olabiliriz ama aslında dönüyoruz biz. Döndüğümüz için de evreni ve hayatı algılarken hep o döngünün, o semanın farkında olarak yaşamak lazım. O sizi döndüren, o çark ettiren her şey bedenimizde de var. Yani bizim ruh dediğimiz, yani ezoterik anlamda, eterik anlamda da ruh diye adlandırdığımız şey aslında bir manyetik alan. Bu manyetik alan yüzünden biz ve o manyetik alan hastalanıyoruz. Psikolojik olarak hastalanıyoruz, fiziksel olarak hastalanıyoruz. Ve hayatımızın tamamı neredeyse aslında manyetik bedenimiz. Yani ruhumuzdaki bu kendi etrafında gerek saat yönünde gerek saatin tersi yönünde dönen manyetik çarklar var. Çakra dediğimiz şey çark demek zaten. Evet. Yani o anlamı o dönen demek. O da dönüyor. Yani biz aslında her şeyin döndüğü, sema ettiği bir büyük evrenin ki onun merkezinde de işte ben yaratıcımızın olduğunu düşünüyorum. Ve onun vermiş olduğu bütün bu üçüncü boyut üzerindeki bütün bu oluşum, Big Bang'de başlayan oluşum semaya devam ediyor. Yani biz o enerjinin etrafı, ondan beslendiğimiz o yaratıcımız olan enerjinin etrafında dönerek devam ediyoruz. Bedenimiz de manyetik olarak, manyetik alan dediğim şey de aslında bir frekans. Yani saniyede titreşim sayısı ve dönme sayısı, çark etme sayısı belli olan bir manyetik alandan bahsediyor. Bütün bilim şu anda bunu kabul ediyor. Vücudumuzda temelde 600 tane birbirinden farklı manyetik alan var. Yani nasıl radyo dalgaları 44 nokta işte şu işte 93 noktayı noktaları var. Yani noktasına kadar yani sonuçta milimetrik olarak frekans değerleri var. Vücudumuzda da 600 tane benim tespit ettiğim bu bir yerde yazmıyor evet. Bu arada. 600 ana nokta var ve bunlar kendi içerisinde saniyede kaç kere titreştiğine bağlantılı olarak dönen manyetik alanlar. Manyetik alan dediğimiz şey bütün evren olduğu gibi bir ses frekansı aslında. Yani bir şey titreştiği için biz onu şekillendiğini görürüz. Yani siz aslında bir ses titreşimisiniz. Evet. Ve şu anda gördüğüm şey aslında sizin enerjinizin saniyedeki titreşiminden kaynaklanan bir görüntü. Ve bu titreşim değiştikçe zaten fizik beden olarak da görüntümüz de değişmeye başlıyor. Bu anlamda da çok çok detaylı konular bunlar tabii ama ben son geçtiğimiz iki yıl ve yağmur duası Türk evet. Çalışmamda da size... Ben paylaşmak isterim seyircilerimizle albümümüzün kapağını. 2003 yılında hazırladığım bir çalışmaydı bu. Bizim köklerimizde insanlık köklerine, müzik tarihi okudum diyorum ya, insanlık köklerine gittiğimizde de biz Türk... yani o dönemdeki Türk kültürüyle karşılaşıyoruz. Türk kültürü dediğimiz şey milattan önce 15 bin, 20 bin yıl önceye kadar dayanan bir şey. Ve ben davulumun üzerindeki resim
Tamgalı Sahi denilen Hakasya'daki bir mağaranın duvarındaki en az 15 bin, 20 bin yıl önce insanın yapmış olduğu tamgalar ve evet. Orada her şeyi anlatıyorlar, kozmogonik olarak anlatıyorlar. Yani sonuçta dünyanın tarihinde, müzik tarihinde değil, sanat tarihinde, her şeyin tarihinde dil yatar ve tamgalar yatar. Geçmişe gittiğinizde siz zaten bir bakıyorsunuz ki konuştuğumuz dili konuşuyorlar. Bizim evet. Hecelerimizi kullanıyorlar. Gökhan Bey, süremiz çok az kaldığı evet, için evet. Son cümlenizi rica etmek son zorundayım cümle. Sizden. Şarkı yapacağım son cümlemi. Tabii ki şarkıyı dinleyeceğiz mutlaka ama sohbetimizdeki son cümleyi seyircilerimizle paylaşmak istediğiniz son sözü rica evet, edeceğim evet, sizden. Yani mutlaka sizin sitenize çok... girmesi gerekiyor seyircilerimizin internet üzerinden. Çünkü burada çok geniş detaylı bilgi bulunabiliyor. Evet. Siz de son cümlenizi lütfen söyleyin efendim. Son cümlem. Herkes lütfen kalbinin sesini dinlesin. Çok. Gözlerini kapatsın. Kalbinin atışını dinlesin. Onun eşliğinde de bana ulaşıp onlara vereceğim müzikleri, frekansları dinlesinler. Hayat bambaşka bir hale dönüşecek ve gerçekten yaratılışlarındaki onlara verilmiş olan gücü onlar da tanımaya başlayacaklar. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun programa geldiğiniz için. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat burada sona erecek birazdan Gökhan Bey'in performansıyla. Bu Hayat Sanat benim için son programdı. Özellikle konuklarımızdan, değerli konuklarımızdan pek çok güzellik öğrendim. Bir kadın yönetmenle çalışmak benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. TRT2'ye ve ayrıca Hayat Sanat ekibinin tümüne, bütün set ekibimize ve bütün arkadaşlarımıza. Şimdi Gökhan Bey'in performansını almak üzere onu mikrofona davet ederken başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın diyorum efendim. Buyurun Gökhan Bey lütfen.